Dostlar merhaba. Bugün 14 Nisan. Gelibolu'nda kumsal kampta bir haftalık kampımız bitti. Yola çıktık. Malum karavanlarda otobüs tarifesi uyguluyorlar. Uzun araştırmalar sonucunda Gelibolu'ndan Lapseki'ye Gestaş'ın hizmet verdiği arabalı vapurla geçmeyi uygun bulduk. 495 lira arabayla beraber köprüden geçerseniz çok daha fazla ödüyorsunuz. Tavsiyem Gestaş'la geçmeniz. Onunla beraber Çanakkale trafiğine de girmiyorsunuz. Çanakkale'ye dışarıdan geçiyorsunuz. Şimdi rotamızda hedef Assos. Assos'ta iki tane kamp belirledik kendimize. Birisi Ginger, bir tanesi Apollon. Aralarında 1 kilometrelik fark var sadece. Bakacağız. Fiyat aldık. Bir de fiyat performansa bakacağız. Nedir ne değildir ona göre karar vereceğiz. Şu an Lapseki'den çıkıyoruz. Yolda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Feribottan indik. Lapseki'deyiz. Gideceğimiz yere tahmini 1,5 saatimiz var. İlerleyeceğiz şimdi. Lapseki küçük bir yer. Biz bir sene kadar yaşadık. Güzel, sevimli. Burası belediye binası. Lapseki'nin. Merkeze güzergahı bu kadar. Küçük bir çarşısı var. Çanakkale'ye yaklaşık 40 kilometre. Lapseki'den Çanakkale'ye doğru devam ediyoruz. Lapseki'nin şu anda ağaçları çiçek açtı. Şeftaliler geliyor. Şeftaliden sonra kiraz. Lapseki'nin kirazını tavsiye ederiz. Gerçekten çok güzel. Salihli kirazı kadar olmasa da Lapseki kirazı harika. Çay bardağına sığıyor. Evet. Çay bardağına sığacak kadar kocaman oluyorlar. Gerçekten harika. Tavsiye ederiz. Buralara yolunuz düşerse yazın. Ya, Temmuz ayında harika kirazlar yiyebilirsiniz. Doğa uyanmış. Çok güzel. Her yer rengarenk. Harika. Evet, Çanakkale Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz şu anda. Lapseki tarafındayız. İşletme hemen köprünün Lapseki ayağının yanında kuruldu. Köprünün projesinde 5 yıl hizmet verdim. Artı işletmesinde de 1 sene çalıştım. Güzel bir proje oldu. Şu anda görüyorsunuz aşağıda işletme binaları köprünün ayağında. Size şöyle gösteriyorum. Bu arada Lapseki Devlet Hastanesi hemen burada. İşletme girişi buradan. Ana binayı görüyorsunuz karşıda. Şantiye artık kaldırılıyor. İşler bitti. İşletme aktif. Evet dostlar Çanakkale'deyiz. Sağ taraf Gülsün gösteriyor tahmin ediyorum size. Çanakkale'yi uzaktan görüyoruz şu anda. Yaklaşık 100 kilometrelik bir yolumuz var Çanakkale'den sonra. Oldukça dikkatli gidiyorum.
Tavsiyem karavan kullanan arkadaşlarım, dostlarım, ya lütfen 90'ı geçmeyin. Keyfine varın, sağa sola bakın, ormanı izleyin, denizi izleyin, öyle gidin. Hiç tehlike yapmaya, tehlike almaya gerek yok. Evet, Çanakkale aşağıda görünüyor. Şöyle göstereyim. Çanakkale için küçük İzmir benzetmesi yapılıyor. Katılıyorum. Umarım daha fazla büyümez. Yaşanacak bir yer. İnsanlar burada rahat. Trafik, evet, trafik artık yavaş yavaş burada da olmaya başladı ki Kilitbayır'dan onun için geçmedik. Şehrin içine girmemek için. Evet, devam ediyoruz. Gelibolu'nda çektiğimiz iki videoya beklediğim ilgi olmadı. Herhalde tarih sevmiyoruz. Bir emek harcıyoruz, hep bunu söylüyorum. Sizlere bir şey sunmaya çalışıyoruz karı koca. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, tamamen amatör duygularla, herhangi bir senaryoya bağlı kalmadan, doğaçlama olduğu gibi sizlerle paylaşıyoruz. Temennim paylaştığımız içeriklerin daha fazla seyredilmesi. Abone sayımız, evet, şu anda hiç fena gitmiyor. İzlenme gerekiyor bizlere. İçerikleri lütfen izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. YouTube üzerinde birçok karavancı dostumun sayfası var. Onlar da paylaşımlarda bulunuyor. Kimi karavandaki hayatını paylaşıyor, kimi yemek yaparken paylaşıyor, kimi kahvaltısını, kimi yataktan çıkarken paylaşıyor. Ben bunları sevmiyorum arkadaşlar. Herkesin bir özeli var. Ben olabildiğince gittiğimiz yerlerde sizlere sunmaya çalıştığım yerleri, işte Asos'ta nereye sunabilirim, gideceğiz, göreceğiz, beraber keşfedeceğiz. Sizlerle paylaşacağım. Asos'tan devam ediyoruz. Oradan Ayvalık, Foça diye düşünüyoruz ama tamamen doğaçlama yapıyoruz şu anda rotayı. Plan belli ama rota doğaçlama. Dolayısıyla ben sizlerle bunları paylaşmaya devam ediyor olacağım. Dostlar merhaba. Asos'a geldik. Karavanımızı park ettik. Nerede park ettik? Kadırga Koyu Ginger Camp'ta. Tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kamp gerçekten. Çok beğendik biz. Akabinde geldik Berhamkale ve Asos'a. Berhamkale'den aşağı iniyorduk. Yoldaki bu manzarayı görünce ben dayanamadım. Videom geldi. Arkamda Midilli. Yunanistan. Hemen diğer tarafta Ayvalık ve aşağıda Asos. Malum tarih sevmediniz. Videolarımı az seyrettiniz. Burada da inanılmaz bir tarih var. Çekmeyi düşünüyorum. Bakalım, birkaç gün içinde çekeriz diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Aşağıda görüşmek üzere. Asos'a girdiğiniz anda sizi karşılayan ilk mekanlar. Köpeğin ismi Emrah. Enteresan. Bakın böyle. Aşağı doğru. Limana doğru iniyoruz. Sokak böyle devam ediyor içeri doğru. Bakın bir pansiyon. Taş ev. Bir taş ev, bir taş ev daha. Sanki bir tarih sayfasından fırlamış gibi hepsi. Asos'a indik dostlar. Asos çok küçük. Eski palamut depolarının olduğu
Kasaba mı desem, köy mü desem? Evet, minik bir köy. Gördüğünüz gibi. Eski palamut depolarının olduğu yerler şimdi hep restoran. Balık restoranları. Fiyatları önerir misiniz? Daha henüz fiyatlara bakmadım. Umarım iyi fiyatlar vardır. Ah, Gülsün de burada. Efe de burada. Gülsün, beğendin mi Asus'u? Çok güzel. Hep görmek istiyordum. Harika. Beğendin? Çok beğendim. Süper. Evet arkadaşlar, şu an Assos Kadırga bölgesindeyiz. Ginger karavan kampındayız. Bölgedeki tek karavan kampı burası. Şu anda zeytinlikleri görüyorsunuz, zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Burası eski bir zeytinlikmiş. Sahibi tarafından karavan kampına dönüştürülmüş. Şu an içeride gördüğünüz karavanlar hep sabit. Sadece biz varız. Başka misafir hiç yok. Tabi biraz can sıkıntısı oluyor ama karavan kampının şöyle bir artısı var. Az önce de kapıda da göstermiştim. Elektronik girişle giriyorsunuz. 24 saat güvenliğiniz var. Plaj, kendi plajları. Malum Assos bölgesinde deniz muhteşem. Biraz soğuk ama muhteşem. Tabii erken gelmek, sezon daha başlamadı buralarda. Erken gelmek, kafa dinlemek için çok büyük avantaj.
Evet, yürüyorum şimdi. Ravanları görüyorsunuz. Şöyle bir pozisyon aldık biz. Şu anda Gülsün kahvesini içiyor. Diğer kamplarda yakalayamadığımız bir yeşillik var burada. Yeni daha ekilmiş. Müsaade ettiler. Üzerinde rahatlıkla konaklayabiliyoruz. Kahverengi su atığımızın gideri. Burada aşağı yukarı her karavana bu hizmet veriliyor. Elektriğimiz mevcut. 24 saat sıcak suyumuz var. Geçen sene kullandıkları banyo ve tuvalet burası. Hemen yanında bulaşıkhanesi var. Yine 24 saat sıcak suyumuz var. Bakın arkada atık boşaltmalarınız var, onu da göstereyim. Farkındaysanız her şey çok değerli toplu. Bakın burada da atık boşaltmalarınız var. Bulaşıkhaneniz burası. Dolaplarınız var ekstra kullanabileceğiniz. Bu sene bir yenilik yapmışlar. Yeni tuvaletler. Alanı göstereceğim size biraz sonra. Gelmişken tuvaletleri de göstermek istedim çünkü böyle temizlerine rastlamak çok da kolay olmuyor. Bay bayan ayrı ayrı. Evet. Duşlarınız burada. Arkada iki tuvalet daha var. Aynı şekilde bayan tuvaleti de böyle. Burası toplamda 7 dönümlük bir araziymiş. Hatta bayramda 80 karavan gelmiş. Alan dolu ve aktiviteler de olmuş. Biz geldiğimizde son karavanlar çıkıyordu. Az önce de söylediğim gibi şu anda biz burada yalnız misafiriz. Personeller 10'un üzerinden 10 puan veriyorum. Çok ilgili. Antep'ten ve Hatay'dan gelen depremzede arkadaşlar. Her şeyle ilgileniyorlar. Hatta dün akşam bize ızgaramızı, daha doğrusu ızgara yapmışlar. Izgaralarını bizle paylaştılar. Çok da mutlu olduk. Sohbet ettik onlarla. Evet, alan bu. Bu alana ilave arka tarafta buradan gözüken bir arsa daha var. Orayı da almışlar. Bu alanı ilave edecekler. Demek ki 120 karavana kadar çıkabilecek burası diye düşünüyorum. Evet, biz çok beğendik alanı. Eğer Kadırga Koyu, Asos bölgesine, Behramkale bölgesine gelecekseniz hiç başka da karavan için yer aramayın. Gelin yerleşin. Şu anki fiyatlar tabii sezon dışı fiyatlar. Biz 750 liraya anlaştık. Yarın çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Çünkü rotada, daha doğrusu hava durumu dolayısıyla rotada ufak tefek değişiklikler yaptık. Bir hafta ara vereceğiz. İzmir'deyiz. İzmir'den sonra tekrardan rotaya devam ediyoruz. Şimdilik buradan herkese selamlar. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, beğeni atmaya ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bizi desteklediğiniz sürece biz daha iyi şeyleri sizlere sunmayı hedefliyoruz. İşte böyle keyifler yapmak için de burayı tercih edin derim. Hatta bakalım, uzatalım kamerayı, belki Gülsün de bir şeyler söylemek ister. Gülsün, nasıl buldun kampı? Hizmet çok güzel. Sıcak soğuması, ortak alanların temiz olması gerçekten çok. Buradaki görevliler de çok güzel ilgilendiler. Bence herkes değerlendirmeli burayı. Asos'a gelirseniz mutlaka Cingir'e gelin. Evet, benim söylediklerim teyit amaçlı. Kendisinden bilgi paylaşımını aldık. Bizden bugünlük bu kadar.